Sayın Bozkurt, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, Türkiye'nin koronavirüs tablosuna baktık bugün ve aslında veriler hepimizin biraz daha içini rahatlatacak cinstendi. Son zamanların en düşük can kaybının yaşandığı ve en düşük vakasının görüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız bugün itibarıyla. Neler söyleyeceksiniz? Evet, ben Nisan ayında, hatta Nisan ayının başında bu süreci tahlil etmiştik sizlerle yaptığımız programda. Artık Türkiye'de enfeksiyonun yayılma zincirinin bilim kurulunun direktifleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda alınan doğru kararlarla zayıflama sürecine girdiğini analiz etmiştik. Bugünkü sonuçlar, özellikle sokağa çıkma yasağının bence en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da doğru uygulanmasıyla üzüldürücü, ümit verici bir düzeye geldi. Artık 1000'in altındaki yeni vaka sayılarına doğru gidiyoruz. Ümit ediyoruz ki yarın öbür gün yeni tanı konulan hasta sayımız 1000'in altında olacak. Ölümlerdeki çok sevindirici. Bu tabii Türk hekimlerinin yine bilim kurulunun da doğru değerlendirmeleri ve hekim kitlemizin özellikle bu enfeksiyona karşı tedaviyi en çok tecrübenin elde ettiği Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer yoğun hasta bakılan ülkelerden gelen bilgileri doğru yorumlayan hekimlerimizin geliştirdiği standart tedavilerin etkili olduğunu anlıyoruz. Nereden? Ölüm sayılarının hızla bir düşüş içine girmesinden. Günde 100, 120, 150 civarı yurttaşımızın hayatını kaybettiği, artık günde 20, 28 hasta kaybettiğimiz noktaya geldik. Tabii ki her kaybedilen hasta bir acıdır, hem yakınları için hem milletimiz için, ama bilimsel açıdan, istatistiki olarak baktığımızda hastalarımıza uygulanan tedavilerin olumlu sonuçlar verdiğini ve kaybettiğimiz hasta sayılarının bir azalma süreci içinde düzenli olarak aşağıya doğru seyrettiğini görüyoruz. Sayın Bozkurt, Bu sevindirici için burada. olumlu bir Buyurun. tabloyla karşı karşıyayız ama şimdi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 4 gün sürdü. Yarın sona erecek. Daha sonra bayramda 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Yeni normaller diyoruz. Kontrollü sosyal hayat diyoruz. Fakat bu kısıtlamaların ardından dışarıda görüyoruz işte maskesini takmayı ihmal eden ya da sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar. Bu durum koronavirüs tablosunu ileriki süreçte havaların sıcak olmasına rağmen etkiler mi acaba? Nasıl değerlendiriyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması sonrasını? Müsaadenizle bir detaya daha değinip o konuya girmek. Ben de tam o konuya girecektim zaten. Buyurun. Havaların ısınmasıyla beraber enfeksiyonun yayılma ve bulaşma hızında bir azalma olacağını birçok uzman ifade ediyordu. Ben de tıp doktoru olarak böyle bir ümit besliyordum içimde ve gerçekten özellikle İstanbul'da 25 derece üzerindeki hava sıcaklıklarına ulaşmamızla birlikte bu da mutlaka bir etken oldu. Havanın nem ultraviyolenin etkisi arttı ve atmosferdeki, yani soluduğumuz havadaki kuruluk ve sıcaklık virüsün yayılma şiddetini, üreme şiddetini azaltıcı etkenler olarak devreye girdi. Bu olumlu yan. İkinci örneğin okullarımızın Eylül ayına kadar kapalı tutulması bence çok doğru ve çok önemli bir karar. Her aileye çocukların okula gitmesiyle gidebilecek bir bulaşma riski engellenmiş oluyor. Her fırsatta 3 günlük, 4 günlük sokağa çıkma yasakları özellikle İstanbul'da hasta sayısının azalmasında ve hastalığın kontrol altına alınmasında etkili oluyor. Bunu da
doğru görüyorum. Burada tabii yurttaşlar olarak bize, İstanbul halkına ve Türk halkına büyük bir sorumluluk düşüyor. Yarın sabahtan itibaren veya işte 2-3 dakika sonra sokağa çıkma yasağı bitecek. Kesinlikle çok gerekli olmayan hiçbir şey için evlerimizi terk etmememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani sadece bireysel sağlığımız için önemli değil. Hastalığın bir an önce son derece cılız bir düzeye inmesi açısından çok önemli. Maalesef bazı yurttaşlarımız sizin de değindiğiniz gibi maskelerini takmıyorlar, kalitesiz maske kullanıyorlar veya hiç maske kullanmıyorlar. Bu konuda birbirimizi uyarmalıyız. Çok gerekli olmayan çıkışları mutlaka ertelemeliyiz ve bir an önce şu bayram tatiliyle beraber yaşayacağımız 4 günlük sokağa çıkma yasağına rakamları yükseltmeden ümit ediyorum. Evet, Sayın Bozkurt, havaların ısınmasıyla ve yaz mevsiminin artık kendini iyice hissettirmesiyle birlikte klima kullanımları da artmaya başladı. Bu vatandaşlarımızın bize çok sık ilettikleri bir soru sizlere sormamız için. Şimdi klima kullanımı ne derece tehlikeli bu koşullarda? Bize biraz aktarabilir misiniz? Biraz daha teknik bir konu ama klima mümkün olduğu kadar şu günlerde az kullanmak çok önemli. Yine İstanbul için söylüyorum. 35-40 derecelik sıcaklıkları henüz yaşamadık İstanbul'da. Bu da bir iyi bir şey. Çünkü o zaman evlerde, toplu bulunan alanlarda klima kullanımları artacak. Klima da var efendim. Bir virüs üremesi durumunda o klimanın üflediği havanın, yani klima içindeki bir üreme durumunda o klimadan üflenen havadaki bakteri ve virüsler çok geniş bir alana yayılabiliyor. Şimdi bunu minimuma indirmenin birkaç yolu var. Birinci yol tabii ki klimaların yıllık bakımlarının güzel yapılması. Mümkün olduğu kadar filtreli cihazlar kullanılması. Ama bana sorarsanız en pratik yöntem mümkün olduğu o kadar az klima kullanmaktır. Yani hiçbirimiz şeyi bilemeyiz. Yani yeni temizlenmiş bir klimada da efendim öksüren bir insanın solunum yolundan salon havasına veya bir AVM'nin havasına dağılan virüslerin ve bakterilerin yer alıp almadığını hiçbirimiz bilemeyiz. Bu son yani değil. Dolayısıyla burada en doğru olan mümkün olduğu kadar az klima kullanmak, havalandırma cihazlarını mümkün olduğu kadar az kullanmak ve bir an önce ama en önemlisi de gerekmedikçe konutları terk etmemek. Yani İstanbul halkı bugüne kadar bütün eksikliklere rağmen iyi bir sınav verdi. Bence bilincimizi arttırmalıyız, tedbiri arttırmalıyız. Bir bilim kurulu üyesi bir hocamız çok güzel bir bilgi vermişti birkaç gün önceki bir haber programında. Normalde İstanbul'da AVM'lere, özür dilerim Türkiye'de AVM'lere bir günde 6,5 milyon civarında insan giriyormuş. AVM'lerin açıldığı ilk gün hepimizi çok şaşırtıklarla gördüğümüz günlerde 1,2 milyon insan girmiş. Bu çok güzel bir tepkidir. Türk milletinin bilim kurulu tarafından yapılan uyarılara sorumluluk duygusu içinde yanıt verdiğini gösteriyor değil mi? Neredeyse 5 milyondan fazla insanımız AVM'lere gitmedi. Evet. Acil serbest olduğu halde. Bu bir sorumluluk duygusu, bilimsel bir davranış içinde olduğumuzu gösteriyor. Ha, giden yurttaşlarımızın yarattığı bir risk vardı. Belki de şu andaki o 1000 hasta civarında, 1022 hasta içinde oradan bulaş alan insanlarımız da var. Mümkün olduğu kadar bunu ne kadar azaltırsak, biraz duygularımıza hakim olursak toplum olarak bu konuda o kadar erken bir başarı sağlayacağız. Artık ama şunu test etmek lazım, bunu bir gevşeme anlamında söylemiyorum. Toplumumuz bununla bir ciddiyeti ve başarı duygusunu yaşamalıdır. Bilim kurulumuzdaki değerli hocalarımızın yönlendirmesi, Sağlık Bakanlığımızın, Sayın Sağlık Bakanımız başkanlığındaki
binlerce emekçiden oluşan sağlık ordumuzun çok saygıdeğer fedakarlıkları ve çabaları ile bu enfeksiyonun yayılma zinciri kırılmıştır. Artık bayır aşağı gidiyor düşmanımız. Güç kaybediyor her gün. Bizler dikkat ederek bu düşmanın tekrar güçlenmesine izin vermemeliyiz. Bu akşam bence en önemli mesaj, yarın herkes sokaklara çıkacak, en önemli mesaj budur. İnsanlar insana bulaşan bir virüsle mücadele ediyorsak eğer, ne kadar az temas, insani temas olursa hastalık o kadar cılız kalacaktır. Düşmanımızı zayıflatmak bizim elimizde. Burada bilinçli davranacağız. Doğru olan budur. Sayın Bozkurt, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Dr. Kürşat Bozkurt bizlerle birlikteydi ve Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu değerlendirdi.